Arkadaşlar, bugünkü videomda Hardox çelik hedefimizin kurulumu ve testini yapacağız. Bu videoyu yapmamın sebebi, siz değerli kullanıcılardan gördüklerim, videolarda gördüklerim kadarıyla yanlış kurulum yapılıyor. Bununla alakalı bu videoyu yapmak durumunda. Yani kendimi öyle bir şeye koydum, yapayım dedim. Yani alan arkadaşlar görsünler nasıl kurulumu yapıyor, nasıl işte atışlarda sonuç nasıl. Şey nasıl, ona bir bakacağız. Şimdi kuruluma geçiyorum. Hedefimiz bir tane Hardox hedef, 4 tane ayak, 1 tane orta direkten oluşuyor. Ben bunları kendim taktım. Şu şekilde takılıyor. Şöyle video uzun olmasın diye kendim yaptım. Orta direği zincirden geçiriyorsunuz. Bir tane buraya koyuyorsunuz. Bir tane de buraya takıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, buradaki en büyük sıkıntı hedefi bu şekilde kurup bırakmanızdır. Bu şekilde kurup bırakmayacaktınız. Hedefi gerecektiniz. Ayaklarını şöyle biraz gereceksiniz. Şu şekilde. Şurayı da böyle gereceksiniz ki hedef bir tarafa böyle yatsın. Kurşun darbesi aldığında ayaklar dağılmasın diye bu şekilde geriyoruz. Şimdi bu hedefe Bora Silah Sanayi'nin üretmiş olduğu, şöyle buyurun. BR99, BR20 ve BR36. Birer şarjör atış yapacağız. 12 kalibre, 20 kalibre ve 36 kalibre ile. Hem hedefimizi test edeceğiz. Dayanıklılığını, atıştan sonra hedefteki tahribatı, izi, arka tarafa geçmiş mi, geçmemiş mi, şişme var mı, yok mu? Onu test edeceğiz. Hem de ayakların gerçek kullanılması gerektiği nasılsa onu görmüş olacağız. Şimdi bir şarjör 12 kalibre ile başlıyorum. Evet, 5 tane 12 kalibreyle atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi 20 kalibreye geçtik. Arkadaşlar, bu arada mesafemiz yaklaşık 5-6 metre, en fazla 7 metre. Doğru mudur İbrahim? Evet, tahminen evet abi. Şimdi 20 kalibreyle başlıyoruz. Kalibreyle de atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi 36 kalibreye devam ediyoruz. Bu arada kulaklarım çınladı. Şu kulaklığımı bir takayım, ondan sonra devam edeyim. Gerçi 12 ile 20 bitti ama. Evet, buraya bir bakalım. Fişek basım hatası arkadaşlar. Şurada gösteriyorum. Bu fişeği alıyorum ben. Devam ediyorum. Arkadaşlar, 36 kalibreyle de atışımızı tamamladıktan sonra şimdi hedefimizin yanına gidelim. Hedefteki 5 metrelik, 7 metrelik mesafede tahribatına bakalım. Arka tarafa geçmiş mi, geçmemiş mi? Hedefin son durumu nedir? Onu gözlemleyelim. Bir bakalım, buyurun. Evet. Hedefimizin son durumu şu şekilde. Hardox 600 8 mm. Hardox 600'den üretilmiş. Kesinlikle hiçbir şekilde ezilme, yamulma, yani iz bile yok. Şöyle bakın, görüyorsunuz, elimi sürüyorum. İz bile yok. Arkadaşlar, bu hobiyi yapıyorsanız gerçekten değeriyle yapın. Herkesi Hardox çelik hedef kullanmaya davet ediyorum.
Bu işi, bu hobiyi yapan arkadaşlar da zaten çok iyi biliyorlar ki bu işin en keyifli yanı çelik hedefe atış yapmaktır. Bunu illa benden alın diye söylemiyorum. Bu işi yapan, bu hobiyi yapan arkadaşlarımı Hardox çelik hedef kullanmaya davet ediyorum. Arkadaşlar takipte kalın. Teşekkür ediyorum.